problemi. Zira hem demografik geleceğimizi hem de bugün yaşanan ekonomik problemi kat be kat derinleştiriyor. Bildiğiniz gibi son yaşanan Avrupa Parlamentosu'ndaki seçimler bir problemi yeniden tartışmamızı gerekli kılmaktadır. O da Avrupa Birliği ile imzaladığımız geri kabul anlaşmasıdır. Bu anlaşma 2013 yılında imzalandı ve 2016 yılına geldiğimiz o 3 yıllık sürede yüz binlerle ifade edilen sığınmacı sayısı 2.9 milyona çıkmıştı. Bakın, yüz binler değil, milyonlarca bir artış olmuştu. Çünkü bu anlaşma sayesinde Avrupa Birliği ülkeleri %95 nispetinde sığınmacıların kendi ülkelerine gelişini engellemişlerdi. Şimdi sözüm ona, bu Avrupa ülkeleri yeni kazandıkları seçim vasıtasıyla sığınmacıları, mültecileri ülkelerinden geri göndermek istediklerini açıkça beyan ediyorlar. Daha birkaç gün önce Güney Kıbrıs Rum yönetiminde toplanan 7 Avrupa ülkesinin yetkilileri sığınmacıların Suriye'ye geri gönderilmesi için açıklama yaptılar ve artık Suriye'nin güvenli bir bölgeye kavuştuğunu Brüksel'e dayatmaya başladılar. Şimdi biz bu aşamada bir karar almak mecburiyetindeyiz. Buradan siyasi iktidara açıkça çağrıda bulunuyorum. Geri kabul anlaşmasını iptal edelim. Çünkü gerek vize serbestisi, gerekse gümrük birliği anlaşmasında bize taahhüt ettikleri yenileşmeyi yapmadıkları gibi bugün ülkemiz maalesef 10 milyonu aşkın Suriyeli ve bunun yanı sıra kaçak sığınmacılarla baş başa kalmıştır.